Değerli arkadaşlar, biraz önce Ayşenur Ezgi Eygi'yi karşıladık. Ayşenur, Amerika'da yaşayan, ailesi Didim'de ikamet eden, annesi Antalyalı, babası Denizlili bir kardeşimiz. Ayşenur bugünün, bu çağın deniz gezmişidir. Sol sosyalist görüşte birisidir ve bütün solcular gibi, bütün sosyal demokratlar gibi yürekten Filistin davasının arkasındadır. 1970'lerde Bülent Ecevit'in Yasar Arafat'la oluşturduğu çizgi nasıl Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak benim çizgimi, onun Arafat'la kurduğu ilişki, benim Mahmut Abbas'la kurduğum ilişkiyi belirliyorsa, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının ortaya koyduğu tutum da Türkiye'deki ve tüm dünyadaki solcu öğrencileri, sosyalist öğrencileri etkilemektedir, onların tutumunu belirlemektedir. Geçtiğimiz dönemde Deniz Gezmiş'in Filistin kamplarında kaldığında en yakın arkadaşı olan İsa'nın ölüm döşeğinde Deniz Gezmiş için Türkçe'ye çevirttirdiği bir kitabı bize yolladığını ve Deniz Gezmiş'in izinden gelenlere selam olsun diyerek oğlu tarafından Türkiye'deki Filistinli öğrencilerin başkanınca bize teslim edildiğini ifade etmiştim. Filistin davası Türkiye'de bütün Türkiye'nin davasıdır ama bilhassa solun davasıdır. 1970'lerde nasıl bir başımıza Filistin'in arkasında durduysak, bugün de her türlü hamasetten, her türlü iç siyasete alet etme çabalarından ve Filistin davasını sanki bir sağ siyasi görüşün davası gibi göstermeye çalışanların tüm tutumlarının halefinde Filistin tüm solcuların, sosyal demokratların tam burasındadır. Bunu evladımız, biraz önce naaşını karşıladığımız evladımız hayatını ödeyerek göstermiştir. Aydın Büyükşehir Belediye'miz, Didim Belediye'miz yakından takip ediyorlar. Biz takip ediyoruz. Cenazesi yarın saat 13.30'da Didim'deki törenden sonra defnedilecek. Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Buradan amasız, fakatsız olarak İsrail'in mezalimini, yaptığı devlet terörünü bir kez daha kınamaktır hepimize düşen. Hamas'ın Kasım ayının başlarında, daha bir senesi olmadı, gece yarısı yaptığı saldırılara misilleme diye başlayıp bunu kendince bir fırsata çevirip bir yanda meşru müdafaa hakkını kullanıyorum diye gösterip bir yandan soykırıma girişen İsrail devleti bunun tarih önünde hesabını çok zor verecektir. Yahudiler büyük zulüm gördüler, soykırıma uğradılar ve bu dünyada herkes onların uğradığı soykırımın karşısında onların yanında yer alıyor. Şimdi İsrail devletini yönetenlerin yaptıklarını kimse bütün Yahudilere sırtına yüklemiyor. Ama buradan bir kez daha söylüyoruz ki tarihsel bir mağduriyet ve haklılığı olan Yahudilerin bu duruma düşürülmesi, Netanyahu'nun bunu tüm Yahudilere yapması, ne Yahudilere, ne Müslümanlara, ne dünyadaki hiçbir insana zerre kadar faydası olmayan bir iştir. Dünya barışını tehdit etmektedir. İnsani ahlak zeminini ortadan kaldırmaktadır. Maalesef pek çok ülke de Rusya'nın Ukrayna'ya yaptıklarına karşı fevkalade titiz, fevkalade katı, fevkalade korumacıyken İsrail'in Filistin'e yaptığına sıra gelince yutkuna yutkuna konuşmaklarda, kelimeleri yumuşata yumuşata kullanmaklarda, cümleleri son derece esnek kurmaktadırlar. Bu ikiyüzlülüğe de isyan ediyoruz. Biz hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak
hem de uluslararası alanda Türkiye'yi temsil eden Sol Sosyal Demokrat bir parti ve geleceğin iktidar namzeti parti olarak dostumuza, düşmanımıza doğru tarafta durun, Filistin'in yanında olun ve İsrail'i durdurun diyoruz bir kez daha. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.